Evet ne demiştik? Bağlaçların grupları bizim için önemli demiştik. Şimdi başlayalım. Öncelikle benim arkadaşım 6 temel grupta bağlaç olduğunu bilmeli. Bunlar zaman, koşul, sebep, sonuç, zıtlık, üstelik, ikili bağlaçlar, diğer bağlaçlar diye ben 7.yi herhangi bir gruba dahil etmekle zorlandıklarımızı diğer bağlaçlarda yapmışım topluca bir gruba. Şimdi benim arkadaşım her grubun kendine ait özelliğini bilerek başlamalı çalışmaya. Çünkü bu grupların mantığı birbirinden farklı hangi grubun ne özelliği var? Bunu bilmek zorundasınız. Söyleyeceğim zaten birazdan. Şimdi arkadaşlar zaman bağlaçları diye başlıyoruz. E şimdi zaman bağlacı dediğimiz bağlaçlar aslında bizim ne zaman sorusuna cevap verebilen bağlaçlardır. Ne zaman diyorum işte işimiz bittiğinde when. Ne zaman diyorum arkadaşlar yarından sonra after. Ne zaman diyorum arkadaşlar? İşte bitirmeden, çalışmadan, gelmeden önce. Değil mi? Before. Ne zaman diyorum? İşte bütün işleri bitirir, bitirmez. As soon as. Bakın hep ne zaman sorusuna cevap veriyor bunlar. He, bu bir. İki. Zaman bağlaçlarının en önemli kuralı olmazsa olmazı zaman uyumudur sınavlarda. Yani arkadaşlarım tens sorusu çözerken, ya da yarım cümlede zaman bağlaştı verilen bir cümleyi diğer tarafla tamamlamaya çalışırken önce zaman uyumu diyecekler bu bağlaşları gördüklerinde. Yani nedir zaman uyumu hatırlayın bakalım ilk derslerden tensler konusundan. Present zaman bağlacının yanı karşı taraf present veya future olacak diyoruz değil mi? Past da karşı taraf past olacak. Bu çok net bir kural zaman bağlaçlarında. Bunsuz olmaz. Peki Uyumayan var mı? Bir tane var. O aykırı çocuğu zaman bağlaştırdığını. Sins arkadaşlar. Sins de zaman uyumu yoktur. Nasıl yani? Sins'in yanına 2 gelir. Past. Karşıya have has 3 gelir. Present. Görüyor musun uyumsuzluğu? Ama sins de der ki tamam ben uymuyorum size ama benim de bir standardım var kardeşim. Bu standartla çalışırım. Bitti. Bunu bilin yeterli sins de. Anlaştık mı? Peki. O zaman arkadaşlarım bu bağlaçların zaman bağlacı olduğunu bilmesi gerekiyor. Anlamlarını verdik zaten. Kelime gibi öğrenin. Ama daha da önce zaman bağlacı olduğunu bilin bu bağlaçların. Yani sizce sınavda yani derste olsak, sınıfta olsak şunu söyleyeceğim zaten. Arkadaşlar bunları verdim. Birazdan diğer gruplara da vereceğim diyeceğim. Ondan sonra diyeceğiz ki arkadaşlar haftaya geldiğinizde ben size bir bağlaç söyleyeceğim. Önce grubunu söyleyeceksiniz bana. Önce. Sonra anlamını isteyeceğim sizden. Mesela diyeceğim ki arkadaşıma, "Buyurun, 'no sooner' den." Zaman bağlacı hocam diyeceksiniz bana. "As soon as" ir -ir Değil mi? Nedir? Zaman bağlacı diyeceksiniz. "When" zaman bağlacı diyeceksiniz. Önce grupları bilmeniz lazım arkadaşlar. Tamam? Haydi bakalım. Şimdi uyum demiştik yani. Uyum olayını bir hatırlayalım. Ne var uyumda? Bakın birlikte zaman bağlacının burası present, burası present ya da future değil mi? Past olduğunda da past oluyor. Okey. Örnek cümlelerimizi görelim birlikte. Buyurun. When. Şimdi when de past kullanmışım. Karşıyı past kullanmışız. Uyumu görüyor musunuz arkadaşlar? Devam ediyorum. As soon as. So past. Realized past arkadaşlar. Devam. Ne var? Until. Until, present, karşı taraf, future değil mi? Before ne var? Present, karşı taraf, present görüyorsunuz. Yani bunlar uyumlu olmak zorunda işi bu arkadaşlar bunların. Başka yolu yok. O zaman received ifadesi, by the time ne bağlacıydı? Zaman bağlacıydı. Karşıya ne geldi? Pasta, past geldi. Yani olay bu. En temelde arkadaşlarım zaman bağlaçları dediğimde bana şu 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 zaman bağlacıdır, şu 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 değildir diye bildiği anda artık o perde aralanmaya başlanır arkadaşlar bağlaçlarda. İkinci grup ne var ikinci grupta koşul bağlaçları var. Şimdi koşul ile alakalı ben daha önce sizinle baştaki videolarda kitabımızın if clause diye bir konudan bahsettim değil mi konuştuk o konuyu sizinle if clause. If clause'un aynısı bu işte. Sadece ekstraları eşit olanları var. If dediğimizde hep if yok. If anlamına gelenler var. Benzer kullanımları olanlar var. Bu da koşul. Yani koşul bağlaçları da bizim o, işte yanına williwult almayan, değil mi arkadaşlar? Karşıya zaman almayan, 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 de kullandığımız yapılar aslında temelde. Bunu bilirsek, orayı da hatırlarsak, bunu öğrenebilmeniz açısından size tavsiyem açın conditionals konusunu yeniden dinleyin videolarda. If clause'lar ya da conditionals'lar videolarda var başlarda. Tamam mı arkadaşlar? Ne varmış bu grubun içerisinde bir bakalım. İşte if'ler, unless, provided, providing, as long as, so long as. Burada önemli olan nokta şu. Ha bu arada şunu yapacağız zaten arkadaşlar bitsin. Bittikten sonra arkadaşlarıma şunu söyleyeceğim. Bunları gruplandırın. Tamam. Hatta bir arkadaşımız vardı sağ olsun buradan da selamlarımı diletelim kendisine. Fagan Azeri bir arkadaşımız. Azerbaycan'dan derslerimize katılıyordu bizim. Dersten sonra bir gruplandırma yapmış. Atmış bana. Hocam böyle bir gruplandırma yaptım. Balonlar oluşturdum kendime göre. Eş anlam olanlar diye grup grup işte zamanlar, koşullar vesaire. Instagram'da ulaşın arkadaşlar. O ee, ne derler? Arkadaşımızın hazırladığı o tabloyu da size göndereyim. Problem değil çalışırsınız. Ama kendiniz yaparsanız belki daha bile verimli olur yani. Tamam mıyız? Ulaşabilirsiniz rahat olun. Şimdi devam edelim. Bunu eşitlikleriyle söyledik. Yani bunların içerisinde en başta şunu bilmenizde yarar görüyorum. Söyleyip geçeyim. Geçecektim şunu söyleyeyim. If. Bakın şunlar birebir if gibi çalışırlar arkadaşlar sınavlarda. Tamam mıyız? Birebir if. Buyurun. Birebir if'tir bunlar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. If'in kurallarının aynen geçerli olduğu diğerlerinde de örneklerimizde göreceksiniz zaten farklı kullanımlarını. Bakalım beraber. Unless. Unless if not demektir biliyorsunuz. Mesle mazsa anlamları verir. E şimdi burada present. En başta unless bir if grubunda değil mi? Koşul grubunda. O zaman burası bir. Burası bir olmak zorunda. Olmuş zaten. Sorun yok. Devam ediyorum. As long as if gibi kullanabildiğimi söyledim. Burası bir, karşı taraf bir will görüyorsunuz. Olabilir olması gerekiyor zaten. Ama şöyle olsa olmazdı. Şuraya had dediğimi varsayın. 2. Burası will. O zaman as long as'ı daha başta elersiniz arkadaşlar. Çünkü if kurallarına uymuyor zaten durum. As long as yazmaya gerek yok ki oraya. Tamam mıyız? Devam. Ne var başka? Ha şu otherwise olayı. Arkadaşlar otherwise'ın özelliği nedir? Otherwise kendinden sonra if'in karşı tarafını alır. Yani öncesinde if'in ilk tarafı vardır gibi düşünün. Sonrasında da if'in karşı tarafı yani model ağırlıklı grubu gelir otherwise'dan sonra. Ben otherwise yerine orada yazabilirim or else de yazabilirim. Başka yine bakalım if var. Klasik if kuralı. Görüyorsunuz bir kullanmışım. Karşı tarafa might değil mi? Model bir gibi çalışıyordu hatırlayın might. Bir demişiz yine. Karşı tarafa otherwise diye. Pardon şuraya will gelmiş önce onu söyleyelim. Sonra otherwise diyerek yoksa deyip yine if'in karşı tarafıya devam etmişim. Görüyorsunuz. Bakın but for. But for. For'dan anlarsanız isim alması gereken bir yapı. Ne? Your support, but for ne demektir? Without demektir. Without nedir? Sizsiz, siz, olmasa. Yani but for your support, desteğin olmasa diyorum. Karşı tarafta ifin, karşı tarafı görüyorsunuz. Burası ifin kendi tarafı gibi. Burası karşı taraf arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunları anladığımızı düşünüyorum. Evet, sebep sonuca gelelim. Bu grubu diğer videoda anlatalım. Oldu mu?